Merhaba arkadaşlar, 30 bin aboneye ulaştık. Herhalde 6 ay gibi kısa bir zamanda diyebiliriz. Sizin için özel bir video çekelim istedik. Ayrıca hani minik hediyelerimiz de olacak, çekilişimiz de olacak videonun sonunda. İlk önce Kafeinsiz nasıl başladı, biraz ondan bahsedeyim ben. Kafeinsiz aslında 2008 yılında online dergi olarak çıkmıştı. İşte 9 ay, 10 ay kadar da yayın yaptık galiba. Daha sonra ben Hürriyet'ten ayrıldım. Daha yoğun bir işte çalışmaya başladım. Kapattık. Daha sonra 2,5 sene falan önce, yani 2004'ün yazında galiba, ne kadar ediyorsa işte, tekrar başladık Kafeinsiz'i yapmaya. Bu sefer 2004 mi dedin? 2,5 sene önce. Ha, 2014. 2014'ün son işte yazında tekrar başladık kafeinsiz.com'a internet sitesi olarak bu sefer. Ve bunun yanında hani yaptığımız bazı şeyleri Kafeinsiz'in YouTube kanalına yüklüyorduk. Sokak röportajları, işte fragmanlar gibi. Ama daha sonra hani YouTube kanalına ağırlık verelim istedik. Ve şu an geldiğimiz noktadayız. Çok memnunum açıkçası şu an geldiğimiz noktadan ben. Hani çünkü hani daha önce bunu söylemiştim aslında videolarımızda, ama benim kadar olumsuz insanların olduğu kanallar genelde hani büyümüyor. Zaten hani yine olumlu insanlara göre daha yavaş büyüyoruz. Hı. Ama en azından büyüyoruz. Ve hani yaptığımız işleri de beğeniyorsunuz. Çok sağ olun yorumlarınız için. Yani bizi nasıl motive ettiğinizi bilemezsiniz. Hani sürekli Game of Thrones diyorsunuz mesela. O bile hani insana bir heyecanın yanında hani bir sorumluluk yüklüyor. Evet. Daha iyisini yapayım, daha iyisini, sürekli daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Çok yakında yeni içeriklerimiz de başlayacak. Umarım onlar da hoşunuza gider. Şimdi biraz da kendimizden bahsedelim. Çünkü bunları pek konuşmadık. Biz ne yapıyoruz? Nasıl bir araya geldik? Önce Selen'den başlayalım. Selen, sen ne yapıyorsun normalde? Ben öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi'nde Almanca mütercim tercümanlık okuyorum. Daha mezun olmama çok var gibi görünüyor. Kafeinsiz'i nasıl keşfettim? Ondan bahsedeyim, evet, mi? Kafeinsiz'i şöyle keşfettim. Ben YouTube'da çok zaman geçiren bir insanım. Bir iş arayışım yoktu o sırada, ama tesadüfen Kafeinsiz'in Harry Potter hakkında bilmedikleriniz videosuna denk geldim. Ondan sonra bir bakayım dedim, internet sitesine bakayım dedim. Aa dedim, ben bunlara dedim daha iyi bir yere getirebilirim falan. bir şansımı deneyeyim dedim, hani hiç böyle alınırım gibi bir şey düşünmedim. CV'mi gönderdim. Şans eseri o sırada zaten bir ihtiyaç varmış. Evet, tam o sırada var olan arkadaşımızı değiştirmek istiyorduk, ya da gitmiş miydi? Yani ne, tam o sırada yani. Yani çok iyi, güzel denk geldi. Aynen, çok cuk denk oturdu yani, denk geldi. CV'mi gönderdim, öyle işte Berk'le görüştük sonra. Öyle başladım. Zeytinburnu'nda. Evet, Zeytinburnu'nda başladı. Olivium muydu oranın ismi? Olivium. Gittiğimiz yerin ismi. Her neyse. Ha, evet. Evet. Böyle. Ben ne yapıyorum? Ben aslında arayüz tasarımcısıyım. Hani internet siteleri, işte uygulamalar, carçurt. Onları tasarlıyordum. Hala bir şirketim de var. Bunları tasarlamaya da devam ediyorum. Kafeinsiz'e bütçe sağlama amacıyla. Ama hani Kafeinsiz neredeyse artık bütün vaktimi alıyor. İşte bir şekilde Kafeinsiz'de para kazandırmaya çalışıyoruz ki ben kendi işimi yapmak zorunda olmayayım. Hani videolar mesela Game of Thrones gibi daha erken gelsin. Onunla uğraşıyoruz şu aralar. Kafeinsiz'e bir hani gelir getirebilecek bir model yaratmaya çalışıyoruz. Başka mesela sizin merak ettiğiniz şeylerden bahsedelim biraz. Evet. Tekrar söyleyelim, sevgili değiliz. Değiliz. Ben patronum, o da çalışanım. Bazen hani bazı arkadaşlarımız ofisimizi merak etmiş. Ofisimiz ayrıca benim evim. Yani
üst katta yaşıyorum, alt katta çekim yapıyoruz gibi bir minik bir dubleksimiz var. Kaç kişiyiz falan? Şu anda sabit 3 kişiyiz. Belki 4 olacak bu hafta. İnşallah kafamıza göre birini, bir arkadaşımızı bulabilirsek. Şimdi bunu söyledim. Sanki şey olanlar, yani çalışmadıklarımız kafamıza göre değilmiş gibi olacak. Ha. Ben bu tarz işlerde çok kötüyüm bu arada. Yani ben patron olacak adam değilim aslında. Yok canım. Yok yani öyle. Yani insanları yönetebilecek bir insan değilim. Neyse. Benim kariyer sorunlarımı bir kenara bırakırsak. Onun dışında şey, hedeflerimizden biraz size bahsedeyim. Hani biz bazen çok fazla çizgi roman uyarlamalarına yönelik içerik çıkardığımızdan bazı arkadaşlarımız bizi şey zannediyor. Hani ne bileyim, geek içeriği, sadece geek içeriği üreten bir kanal gibi ya da site gibi zannediyor. Biraz öyle. Çünkü ben bir geek, yani geek değilim, ben nerd'üm. Ben bir nerd'üm. Dolayısıyla içeriğimiz tabii ki oraya kayacak. Ama biz aslında sinema ve dizi sitesiyiz. Herhalde sanırım şu anda da yani en geniş içeriği üreten kanalda biziz. Spektrumu en geniş olan kanal. Ayrıca zaten haber sitemiz olduğundan da her hafta, en azından bu hafta programlarında her şeyi konuşuyoruz. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Eğer doğru düzgün bir internetimiz olursa ben mesela bu hafta programlarını canlı yapmak istiyorum. Ondan sonra yakında çok güzel formatlarımız başlayacak. Yarışmalar başlayacak. Biz yarışmayacağız bu arada. Onu da söyleyeyim. Onun dışında neler yapacağız? Oyun kanalımız açılacak. Oyun ve teknoloji. Hani insanlardan biraz daha farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunun için bazı şeyler biraz zaman alıyor. Hatta Selen de bana kızıyor. Bazı şeyleri beklediğim için hep. Çünkü hani haklı da, bazen hani beklemek en iyi çözüm değil. Özellikle YouTube'da mesela şey, insanlar görüyorum, bana soruyorlar. İşte 70D'm var. Ondan sonra ama siz Mark 2 ile çekiyorsunuz. Mark 2 mi almalıyım? Ya arkadaşlar, şu anda cep telefonuyla çekiyoruz. Yani bunun güzel bir mikrofonu olması da önemli değil aslında. Biz sadece hani biraz daha bunu iş olarak yaptığımız için buna dikkat etmeye çalışıyoruz. iPhone'dur, her Android'dir, istediğiniz cep telefonuyla başlayın. Başlamak istiyorsanız YouTube işine. Ama şunu da bilin. Bu aralar mesela şey haberleri çıkıyor, vergi, işte YouTube'culardan vergi alınacak falan. Sanki alınmıyordu. Yani şöyle söyleyeyim, muhasebecimi değiştireceğim bu arada. Geçtiğimiz ay kazandığımdan daha fazla vergi ödedim. Nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Teknik olarak olamaması gerekiyor bunun. Bu arada size açık açık YouTube'dan ne kazandığımızı da söyleyeyim. $50 ayda. Yani video başına 2-3 dolar falan kazanıyoruz. Takdir edersiniz ki bu yetmez bir rakam. Yani bizi yabancı YouTube'cularla karıştırıyorsunuz bazen. İşte yok, Social Blade'e bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kadar para kazanıyorsunuz, çok para kazanıyorsunuz falan. Yani arkadaşlar, Türkiye'de kimse 1000 gösterim başına o rakamları kazanmıyor. Keşke kazansak. Keşke kazansak yani. Hatta şimdi İngilizce içerik mi yapsak diye düşünmüyor, evet, değiliz. Düşündük. Yani dolayısıyla ayrıca bir de şey var, hani YouTube'cular para kazanmıyor diyor, hani vergi ödemiyor da diyorlar. Maliye Bakanlığı yılda, eğer şeyi geçerseniz, yıllık bir askeri ücretlerin gelirini geçerseniz, size diyor ki babuş ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun diyor, bu kadar para nereden geliyor diyor. Yani sizin hayallerinizdeki gibi insanlar para kazanıyor, vergi vermiyorlar diye bir şey yok. Yani zaten Google'a bir içerik üretiyorsanız Google sizden bir para kesiyor ve bunun vergisini de ödüyor. Siz burada Türkiye'ye ikinci kez vergi ödüyorsunuz daha sonra. Yani
bu konuya hani içimde kaldı. Teknoloji kanalımızda açılmadığından bunu pek konuşamadım. Bu vergi olaylarını. Hatta şimdi şeye de vergi geliyormuş. TRT vergisi. Eskiden sadece telefonlar şey olursa ne denir? Yani içinde bir tuner'ı varsa radyo dinleyebiliyorsan internetsiz vergi kesiliyordu. Şimdi internet üzerinden şey dinlenebilen, radyo dinlenebilen her şeye vergi geliyor arkadaşlar. Her şeyin fiyatı artacak yani. iPhone mesela işte %1 zamlanacak. Onu söyleyeyim. Telefon falan almak isteyenler onu bilsin. %1 zamlanmayacak. %6 ya da 7. %7 galiba zamlanacak her şey. Onu söyleyeyim. Bu aralar bir şey almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Onun dışında söylemek istediğim bir şey var mı Selen? Yok. Şimdi hem insanların sorduğu şeylerden bir tanesi de ismimiz. Neden kafeinsiz? Ben 2008 yılında işte şeyde çalışırken, Hürriyet'te çalışırken rahmetli Yurt Sanat Akanlı müdürüm. İşte isim düşünürken ben bu dergime ona sormuştum. Türkçe konusunda takıntılı bir insandı kendisi. Bu iyi bir özellik bu arada. Hani kötü bir şey diye söylemiyorum bunu. Ve şeydi. Ona bir isim bulduğumda hiç düşünmeden böyle 2 dakikada filan kafeinsizi al dedi. Bu arada kafeinsizin anlamı da şu. Bir kere ben çok kafeinli içecekler tükettiğim için ilk önce bunu seçmişti. Ama kafeinsizin anlamı kafeinimiz sizsiniz demek. Bu ne oluyor? Aslında biz bunu insanların içerik üretip bizim yayınladığımız bir model olarak düşünmüştük. Kafeinsiz.com'u bütçemiz olmadığından yapamadık. Ama yapacağız. Yani internet sitemiz en azından öyle olacak. Tabii ki YouTube kanallarında bunu yapmak zor. Ama yine de listelerimizde yakında sizden listeler almaya başlayacağız. Yani kafeinimiz sizsiniz. Biz bu işi sizin için yapıyoruz. Sizin sayenizde yapıyoruz. Anlamı bu. Bizi canlandıran şey sizsiniz. Anlamı bu. Onu da cevaplamış olduk. Evet, yani çok büyük bir şey beklemeyin çekilişten. Bu hani 30 binde büyük bir şey yapmayı planlamadık. Hatta random oldu. Geçerken bir şeyler gördük, beğendik ve aldık. Hemen çekiliş yapalım istedik. Birinci hediyemiz şöyle bir ışıktan yansıyor ama defter. Birinci hediyemiz bu. Üzerinde işte Batman, Dark Knight, Superman filan. Superman var mı? Var. Evet. Böyle bir şey. Bunlar aslında Türk Hava Yolları'nın yaptığı ürünlerdi. Ama satılıyor da. Lisanslı ürünler yani bunlar. İkinci defterimiz bu. Bir tarafında Batman var. Diğer tarafında Superman var. Ayrıca şunu da çok güzel yapmışlar. Şuradaki şeyi, zımbırtıyı. Bak, diğerinde yok o. Onun dışında diğer hediyemiz böyle bir mug. Bunun bir de şeyi var. Bunun sanırım üzerinde logosu var. Evet. Açsana. Gösterelim. Yırtıyorum. Hediyenizi yırtıyor şu anda. Aa, buradaki şey de güzel. Ayrıntısı. Evet. Şöyle böyle bir logosu var. Diğer hediyemiz bir mug. Böyle bir mug. Bu da hani gösterdiğimiz deftere benzer bir şey var. Deseni var. Evet. Hatta aynı deseni var. Wonder Woman var üzerinde. Superman, Batman. Son hediyemiz bu. 500 parçalık puzzle. Şöyle gösterelim. Şu şey çıkıyor sonuçta. Sanırım içinde yapışkanlarını falan da koymuşlar. Yani sabit kalmasını da sağlayabiliyorsunuz ardından. Şimdi bunları kazanmak istiyorsanız şöyle yapıyoruz. Bize kafeinsiz neden sevdiğinizi
ya da bu kanalda ne görmek istediğinizi yorumlarda belirtiyorsunuz. Birincimiz bunu kazanıyor. Bu mug'ı, bu da mug herhalde. Seyahat mug'ı kazanıyor. İkincimiz bu kupayı kazanıyor. Üçüncü olan kişi bu puzzle'ı kazanıyor. Dördüncü ve üçüncünüz de bunları kazanıyor. Sırasıyla 4 ve 5 diyelim buna da. Ayrıca size gerçekten kalpten teşekkür ediyorum ben. Hani ismimiz gibi siz olmasaydınız biz olmazdık. Yani biz olurduk ama bizi göremezdiniz. Bu kanal olmuyor olurdu. Daha iyi şeyleri bekleyin. Çünkü biz bunları yapmak için çok uğraşıyoruz. Kısa bir tatil yapacağız ama videolarımız gelmeye devam edecek. 2 hafta Selen burada yok ama Selen'le 2 videomuz gelecek. Ayrıca ben bu haftaları yapmaya devam edeceğim bir konuğumla beraber. Ayrıca sinema, yani film incelemelerimiz de devam edecek. Ayrıca yapabilirsek bir tane ekstra bir şey yapacağız. Bakalım. Ondan sonra bir hafta ben yokum. Onda da Selen'li içerikler ve Selen'li ve sürpriz konuklu bu haftamız gelecek. Ondan sonra ise tam gaz devam edeceğiz. Ayrıca işte Game of Thrones'un gelecek sezonunda ne olacak videolarımız gelecek. Ondan sonra Game of Thrones'un tarihi ve Westeros tarihi videolarımız gelmeye başlayacak. Bu yaz çok güzel geçecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. İlk kez izliyorsanız bu videoyu. Ayrıca bize destek olmak istiyorsanız şu an hani maddi bir destek şu an için mümkün değil. Bir iki hafta içinde belki başlar. Bayram olduğu için belki biraz daha uzar ama videolarımızı beğenip paylaşmanız bizim için her şeyden önemli şu anda. Dolayısıyla lütfen videolarımızı beğenip paylaşın. Berk'in dediği gibi sizin yorumlarınız bizim için büyük bir motivasyon. Ben kendi adıma da hani hem bana gelen hem de kanalın geneline gelen yorumlar için teşekkür ederim. Umarız sizin için keyifli içerikler üretmeye devam etme şansımız olur. Her şey için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler 30.000. Ayrıca benim her videoda saçım bu kadar kötü olmak zorunda mı ya? Benim de. Çocukluğumdan beri ama şu saçıma ne yapsam olmuyor. Bir de kafamı da şimdi daha da kötü yaptım baksana. Demin iyiydi. Biraz daha kassam Orkun Işıtmak saçı yapacağım. Ne oldu? Ben laf soktum birine. Laf sokmadım, onun saçı şöyle ya. Ha. Ne yapsam laf sokmuş oluyorum ya.